Ben ayrılıyorum. Hesabımı çıkarır mısınız lütfen? Hemen, tabii. Çok affedersiniz. Önemli değil, telaşlanmayın. Telaşlı değilim. Borcumu söyleyin lütfen. Sizin yerinizde olsam... Benim yerimde değilsiniz. Lütfen saçmalamayın. Ama sizin yaşadıklarınızı yaşıyorum. Sizin yerinizde olsam önce nefesimi düzene sokmaya çalışırdım. Bu hiç değilse biraz olsun sakinleşmenizi sağlardı. Böyle apar topar çıkmak hiç iyi gelmeyecek size. Şimdi elleriniz ter içinde, omuzlarınız kas katı. Kendinizi delirecek gibi hissediyorsunuzdur eminim. Peki ya durup durup ağlama saçmalığı? Üstelik hiçbir neden yokken. Neden yokken ve avaz avaz. Nasıl başa çıkıyorsun? O ilaçları boşuna taşımıyorum çantamda. Bir de doktor. Hayır. Hiç kimseye kendimden bahsetmem. Ben şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Söyledikleriniz rahatlattı beni. Birkaç gün daha burada kalsam iyi olacak. Tabii kalın. Sizden öğreneceklerim var. Bunlar sizin. Bütün resepsiyona dağılmış. Teşekkür ederim. Bakar mısınız? Buyurun. Az önce benimle aynı sorunları yaşadığınızı söylemeniz büyük incelikti. Samimi söylüyorum. Aynı sıkıntıları başka birinin çektiğini duymak hafifletti beni. İşe yaradığına sevindim. Görüşmek üzere. Son bir şey. Neden? Bütün bu kaygılar neden? Evet. Kendinizi mükemmel tasarlamıştınız. Ama hiç kimse size kendi biçtiğiniz değeri vermedi. Değil mi? Falımı okur gibisiniz. Peki bu bir hastalıksa eğer tedavisi de olmalı. Bu geçmez. Sadece alışırsınız. Onunla yaşamayı öğrenirsiniz. Ama bu çok kötü. Çünkü ben bir an önce geçsin, bitsin istiyorum. Mümkün değil. Sadece alışırsınız. Ay, izin verir misiniz? Resepsiyonun telefonu çalıyor. Alo. Lütfen odama kadar gelir misiniz? Ben çok kötüyüm. Lütfen. Tabii, hemen. Ne oldu size? Ben ölüyorum galiba. Ah, yapmayın ne olur. Ölüyorum. Bana inanın, hiçbir şeyiniz yok. Nefes alamıyorum. Ağlamaktan nefret ediyorum. Sakin olun. Bu defalarca olacak. Ölmediğinizi görünce alışacaksınız. Ama katlanamıyorum. Alo. Nuriye Hanım. Evet. Buyurun benim. Ben Şadiye için aradım. Buraya gelseniz çok iyi olur.